Sevgili izleyiciler merhabalar. Şu anda Odun Pazarı'nda Turistik El Sanatları Çarşısı'ndayız. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Kışı Hazırlık Panayırı'na geldik. Üretici kadınlarımız buralarda çeşitli el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar ve ekonomiye katkıda bulunarak satışlarını gerçekleştiriyorlar. Neler var peki burada? Şimdi arka planda da aslında görüyorsunuz turşusundan tutun salçasına, baldan mantısına kadar her şey mevcut. Birazdan üretici kadınlarımızla birlikte bir röportaj gerçekleştirip sizlere bu ürünleri tanıtacağız. Evet, şu an ilk standımızla başlıyoruz sevgili izleyiciler. Öncesinde bir sizleri tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? İsim soy isim nedir? Canan Uysal. Eskişehir Esentepe Mahallesi'nde oturuyorum. Bir sene önce bir bahçem var. Organik ürün yetiştirmek için kendim yapmaya başladım. Ne güzel, kendi bahçenizde başladınız. Kendi bahçem var, evet. Kuyu kazdırdım, su tesisatını döşettim. Sonra da organik tohumlar buldum, yetiştirmeye başladım. Bir fazla olduğu zaman satış yapıyorum. Bu sene de iki senedir de satmaya başladım ürünlerimi. Evet. Her şeyimi yetiştiriyorum bahçede. Soğanımdan sarımsağıma kadar. Ektiklerimden, ürünlerimden satıyorum. Sattıklarım olanlardan değerlendiriyorum. Salça, sos, turşu. Evet, seni de tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Da girmişken. Hoş bulduk. Okulca gezmeye mi geldiniz? Hayır. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Müzeleri gezmek için Eskişehir'e geldik. Evet. Merhaba. Nasıl buldunuz Eskişehir'i? Güzel. Güzel, eğlenceli. Güzel. Nereleri gezdiniz peki? Üç tane müze. Hangi müzeler? Bal müzesi gibi bir şey işte. Bal mumu müzesi. Kurtuluş müzesi. Bir de ne gezmiştik? Can müzesi. Modern sanat müzesi gezmiştik. Tamam, emeği gezme. Odun pazarındaki. Evet. Beğendiniz mi peki? İlk defa mı geliyorsunuz Eskişehir'e? Evet, ilk defa. Çok... Nasıl, beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Ben beğendim. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Tamam. Teşekkür ederim o zaman. Çok memnun oldum. Evet, onu belirteceğim ben yayından sonra. Şimdi röportajdayız. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi kendi bahçenizi kurdunuz. Kendi organik ürünlerinizle birlikte. Çeşit çeşit ürünleri burada yetiştiriyorsunuz. Peki daha öncesinde yazın biliyorsunuz Batı Kent'te bir üretici merkezi vardı. Orada bulundunuz mu? Evet, orada da satış yaptım. Daha da yapıyorum. Orada da devam ediyorsunuz. Orada da devam ediyor. Bu panayırımız 4 haftalık. Cuma cumartesi buraya geliyorum. Onu da belirttim aslında, anons girişinde de belirttim de saat 11 ile 17 arasında panayırı ziyaret edebilirsiniz. Ama haftaya 30 Kasım cumartesi günü son sevgili izleyiciler. Onu da belirttim. Yani Kasım ayından sonra olmayacak. Zaten adı üstünde Kışı Hazırlık Panayırı. Peki hangi ürünlerimiz mevcut? Bamya tohumumuz var. Nanemiz var. Nohutumuz var. Ben biraz buradan göstereyim şöyle. O masada tohum olarak da var yani şey olarak da var. Evet, bu nedir? Bu bamya tohumudur. Yeşilini yedik. Tohumundan da satış yapıyoruz. Eklem ağrıları için alıyorlar. Sıvı eksikliğine iyi geliyor. Gayet de çok güzel gidiyor yani. Satışı da oluyor. Ve ektiğin ürünler hiç şey yapmıyor yani, bozulmuyor. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı kilosu 50 milyon. Bu yarım kilo 25 milyona satıyoruz. Evet. Bu 25 milyon. Ondan sonracığıma neler var? Salça var, turşu var. Soslar var. Bunlar çeri domatesinden, içinde biber, patlıcan, havuç, sarımsak, şeker, yağ, tuz, sirke. Hepsini siz yetiştiriyorsunuz. Ben evet domatesi geçiriyoruz. Odun ateşinde de kaynatıyorum. Bahçemde kazanlarım var. Çok lezzetli olur ama. Evet. Odun ateşinde de kaynatıyorum. İşte ayrı bir daha güzel bir tadı oluyor çünkü. Ekmekte de öyle, başka gıda ürünlerinde de öyle. Hani her şeyde sağlıyor. Öyle. Bahçenin dallarını, budaklarını yakıyoruz. Her şeyini değerlendiriyoruz. Çıkan her şeyinden değerlendiriyoruz. Peki şimdi tabii diğer üretici kadın marketlerine gidiyorsunuz. Evet. Ama burası için soracak olursam satışınız ne durumdaydı? Yani yeteri kadar o verimi yakalayabildiniz mi? Yine çok şükür yani yine satıyoruz. Evet iyiydi. Evet iyiydi yani. İki hafta, bu üçüncü hafta. Evet. Evet yine de iyiydi yani geldiğimizde değiyor yani değmez değil. Zaten kendi emeğimiz. Bir de burada bir sürü arkadaşlarla tanıştık. Aynen. O da var. Yani hem sosyalleşiyorsunuz aslında hem de kendi ekonomimize bir katkıda bulunuyorsunuz. Aynen öyle her şeyim. Zaten kendi yiyeceğim çıktı. Sonra satış da yaptım. Kızım okutuyorum ona bayağı bir desteğim de oldu. Bahçem için bir sürü planlarım var gözümde. Onu da yapayım. Ev yapayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Benim için güzel bir üst sene yani emeğim var.
Ve karşılıksız da kalmıyor yani. Satışta oluyor yani. Tabii. Ürünlerim yani, de güzel. Dediğim gibi hani hem sosyalleşme, evet, burada ne güzel arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Çok hem de ekonominize, evet, ekonomiye belli bir katkı da, evet, sağlıyorsunuz. Çok, evet, teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şu an Sabriye ablacığımın yanındayım. Kendisi çok sıcakkanlı. Sağ, evet, olsun. Şimdi yayın öncesinde standları biz bir gezdik. Bize her ürünü tek tek tanıttı. Şimdi sizleri de tanıtacak ve gerçekten çok çeşitli ve renkli, ilginç ürünler mevcut. Mesela bu mantımız değil mi? Sebze. Evet. Mantı bütün sebzelerden yapıyorum. Yani herkesin de ilgisini çekiyor. Bayağı da satıyorum bunlardan. Evet. Çok ilgisini çekiyor herkesin. Şimdi kırmızı, yeşil, İşte mor, renk renk mantılar var. Peki bu mantılar neler? Domates, ıspanak. Ispanak, kırmızı havuç, kırmızı pancar. Ondan sana sonra, sen Sabriye. Sarı havuç, kabaktan da yapabiliyorum, kadın meyve sıkacağından. Domates sosu var içinde, ıspanak var. Yani bütün sebzeleri böyle renkleri birbirine katarak böyle şey yapıyorum. Bu da güzel oluyordur ama, değil mi? Evet evet, herkes şey yaptığı için, aldığı için tadını biliyorlar. Yani çok satıyorum, alıyorlar, sipariş falan da öyle. Alıyorum, sebzeli olduğu için çocuklar için de çok faydalı. Tabii, şimdi evet, şeyler. Evet. Önemli olan, ya, vitaminli bir de. Önemli olan içinde gıda maddesinin olmaması. Yok, bunlar yok, direkt sizin elinizden. Sebzeli, evet. Yani içinde hiç şey yok, hani hani gıda takviye yok öyle. Hı-hı. Öyle şeyler kullanmıyorum çok ben. Çok güzel. Mesela bak, şimdi renkten bahsettik. Eriştemiz, evet, var, o da renkli. Aynen, bu da aynı şekilde. Bu da mantı gibi bütün sebzelerden. Mesela ıspanak kokmuyor da içinde. Şimdi böyle şey yapınca hani ıspanak acaba kokuyor mu falan diye. Kesinlikle yani ıspanağın kokusunu bile almıyorsun. Lezzetli oluyor gayet. Evet evet, çok satıyorum yani bunlardan. Kokusu falan da olmuyor herhalde. Hayır, asla asla. Çok bunlardan çok satıyorum yani, alanlar da çok artık hafta şeye kadar varsın otur yani, mantı sürekli, mantı makarna, sarmada sarıyorum da onu getirmedim, evet. Olsun. Biz, evet. Mesela bundan biraz bahsetmiştiniz yayın öncesi. Evet, bu pazlama içinde patates var, şey var, tam buğday unu var, süt var, sütle çok güzel kabarıyor. Yaptığım şeyler tamamen sağlıklı yani, su kullanmıyorum sürekli yani şeylerle. Süt, patates, hani sebzeli. Merkezde misiniz bu arada? Köyden. Abi, hem burada duruyorum hem köyde. Köye de gidiyorum. Hangi köy? Buraya da Satılmışoğlu mahallesinden. Evet, orada da bahçe yaptım kendime. Ay, organik. Ne güzel. Organik ürünler. Yazın yani böyle şey yapmıyorum da. Müşterilerim çok benim, taze fasulye. Ya bir de bir özelliği var şeyin, bizim tarlanın, herkes öyle diyor. Çok lezzetli. O kabağa inanır mısınız? Bir kestim, o kadar güzel kokuyor ki o kabak, çok lezzetli. Ya zaten şimdi az önce de bir hanımefendiyle yaptık röportajı. Onun, evet, da bahçesi var. Bak, sizin de bahçeniz var. Evet, bahçeyle, evet, uğraşmak zaten, bunu uzmanlar da söylüyor, stresi azaltıyor. Aynen aynen. Şimdi buraya geliyorsunuz, hem ekonominizine, evet, katkı sağlıyor. Evet evet. Evet. Hem de güzel arkadaşlıklar ya, ediniyorsunuz. Önemlisi de yani paradan önemlisi de, Allah sağ olsun burayı yani kuranlar, böyle yapanlar. Şimdi biz cumartesi de çıkıyoruz. Ya güzel bir arkadaşlığımız var. Yani ortamımız çok iyi. Birbirimize paylaşmayı öğreniyoruz. O kadar güzel ki yani hiç ne dedikodu, evet, ne bir şey, stres atıyoruz tamamen. Bundan da bir, evet, bundan da çorbalık bu. Bunun sebzelisini yapıyorum. Evet, kalmadı. Hmm. Bu düzü. Düzünü de bazen istiyorlar öyle. Evet. Evet. Tarhana ama bu tamamen, bu da sebzelerle. Aha. Bunun içinde de hiç su yok. Yoğurt, domates, sonra hani ıspanak, aha, havuç, böyle tamamen sebzelerle yapılmış bir. Çok faydalı esasına. Yani ben düşünüyorum, acaba böyle evde nasıl bir şeyler yapabilirim? Neler üretebilirim değil mi? Yani peki, nasıl üretebilirim diye. Buradan da bir fiyatlar nasıl? Mesela fiyatları mantı uygun. Mantı 25 lira. 25 lira. Evet. Aha. Makarna renkli düzü 20 reçel lira. O kabak. Reçel gibi böyle. Aha. O da içinde şey var, renklersin, katkı boyası yok da eskiden krem şekerleri olurdu. Ha, onlardan kızım, onlardan çok güzel oluyor. Yani içine dağılıyor. Aynı böyle fırında yapıyorlar. Çok, aha, güzel. Şöyle yani böyle bir kabak yani, bilmiyorum, çok güzel. Hı hı. Duruşu bile küçük, aynen, küçük. Evet, çok
çok lezzetli. Yani yaptığım şeyleri temiz böyle şey yapınca alan çok oluyor. Çok şey yapıyorum yani. Müşterilerim yazın bahçeden bile öyle. Evet, zaten sadece burası için değil, normal zamanlarda da müşterileriniz yoğunlukta bahçenizde üretip satışını gerçekleştiriyorsunuz. Taze fasulyeyi yazın yetiştiremiyorum, yok satıyorum. Hani bamya öyle mesela, kurusu şey yok bende, tarım ilacı şey bile yok, hiç ilaç yok. Hani böcek ilacı dahi çok yok, öyle olduğu için çok herkes geliyor alıyor. Mesela Göceli Tarhana falan da şu an burada yok, ondan da çok sattım. Az önce aldı şey yufka yapıyorum. Onları da yufka, bunda yufka var. Köyde. Aslında her şey var burada. Evet mantı, hepsi. Kek. Şeyler de revane. Erişte. Revane mi o? Ay kek zannettim. Şu yok revane o. Tamam, revane. Evet. Revane. Şimdi sen böyle çok güzel anlatıyorsun ama insanlar ekran karşısında bizi izlerken canı çekecek. Evet. O zaman ne yapacak? Gelip bizden alacaklar. Evet. Hele şeyler çok ilgi çekiyor benim. Ya diyorlar böyle mantılar bir şey. Mı? Evet mantılar. Makarna, mantılar. Hiç ben buraya geldim direkt mantar ilgimi çekti. Peki şimdi burası haftaya son belirtmiştim zaten. Evet. 4 başka hangi günler bu ürünleri sergiliyorsunuz? Cumartesi günleri Batıkent'te pazarımız var. Cumartesi günü oraya gidiyoruz. Her cumartesi orada satıyorum. Evet güzel. Orada da satıyorum. Ya sipariş alıyorum, öyle siparişte şey yapabiliyorum. Mesela doktorlar falan var bende, onlara falan da veriyorum. Yani benim çevrem ya biraz çok şey olduğum ama çok geniş bir çevrem çok var. Güzel, çok güzel, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi bilgilendirdiniz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum tekrardan. Ben de memnun oldum. Hele sizin gibi gençlerle. Ben genç olsun, yaşlı olsun herkesle. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağ olun inşallah. Teşekkür ederim. Diyorum ya, önemli olan da yani iyi niyetler, iyi arkadaşlar. Bak sizlerle tanıştık. Tabii. Bence yani o çok önemli. Hem güzel bir anı oldu. Evet. Benim için çok, çok güzel. Sağ, çok evet. Sağ ol abi. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet, şu anda Lösev'in standındayız değerli izleyiciler. Serap Yavuz yanımda. Burada annelerin hazırladığı çeşitli ürünler var. Kendisinden de zaten şimdi detaylı bilgileri alacağız. Tedavi gören çocuklarımızın anneleri yapıyor. Elim göz nuruyla. Neler var peki? Neler var? Şimdi makarna çeşitlerim var. Havuçlu, ruşenli, ıspanaklı, çavdarlı, sade, biberli çeşitlerimiz çok. Hepsi annelerimizin el emeği, göz nuru. Hepsi sterilir ortamda yapılıyor. Tarhana, havuçlarım, şeylerimiz var. Salçalarımız, biber salçam var. Domates salçam var. Reçeller bu. Çilek zaten. Reçelim var. Fişne reçelim var. Çok da güzel olmuş. Evet, hepsi annelerimizin el emeğiyle, göz nuruyla. Hepsi steril ortamda yapılıyor. Burada. Peki nasıl ilgi standa yönelik? Satışlar nasıl? Güzel, bereket versin. Geliyorlar, hani bilen zaten alıyor. Giren oldukça da alınıyor yani. Evet. Şunu fark ettim şimdi, birkaç standla gezdim. Şimdi mesela erişte deyince herkesin aklına genelde sade erişte gelir. Ama artık bu çeşitlenmiş. Keza az önceki abla da mantı yapıyor. Mantı ama ıspanaklı yapıyor, domates yapıyor, çeşitlendirme. Artık çeşitlilik de var. Aslında çocukların daha çok ilgisini çeker bu renklilik. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizimki de hepsi çocuklarımıza zaten vitamin açısından ıspanağımız olsun, şey havuçlumuz olsun, hepsi hani çocuklarımıza yönelik, büyüklerimize yönelik alıyorlar. Allah razı olsun. Katkı. Yarın da buradasınız. Yarın da buradayız. Cumartesi. Evet, cumartesi günü. Bugün ayın kaçı? Bugün 22 Kasım. 22 Kasım ve haftaya cumartesi son. Aynen öyle. Cuma, onu cumartesi da, son. Onu da belirtelim. Öyle. Evet, çok memnun oldum. Ben oldum. Teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, teşekkür. Evet, şimdi minik Mustafa'nın yanındayız. Mustafa burada hem annesine destek alıyor hem tatilini değerlendiriyor. Burada gördüğünüz gibi kitabını da ihmal etmiyor, satışları da gerçekleştiriyor. Mustafa'cığım nasılsın? İyiyim. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. sınıfa gidiyorum. Hangi okul? Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu. Çok güzel. Hafta sonları falan bizzat buralara gelip annene destek oluyorsun. Peki nasıl buldun burayı? Ortam nasıl? Arkadaşlıklar nasıl? Ortam güzel. Herkes birbirine yardım ediyor burada. Mesela ihtiyaç olsa buradan hemen yiyeceğiz, oraya gidip yiyebiliyoruz. Evet. Herkes birbirine bir şey veriyor, hep konuşuyorlar. İyi ortam. Evet. Tatil peki, şu an ara tatiliyiz. Tatil nasıl geçiyor, nasıl değerlendiriyorsun tatili?
Anneme yardım ederek değerlendiriyorum. Kitap okuyorum. Aferin sana. Oyun oynuyorum. Evet. Evet, şu anda zaten az önce de gösterdim, kitap okuyor. Evet, Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemisi'ni okuyor şu an. Ve yaşıtlarına olsun, daha küçükleri olsun mutlaka tatillerde bol bol kitap okumayı da tavsiye ediyorsun değil mi? Evet. Peki şimdi Canan Hanım'a da az önce aslında başka bir standla yayın yaptık. Burada tabii benzer ürünler var ama hemen altta turşular da var. Evet. Turşularımızı biraz tanıtalım. Evet, turşularımız kendi bahçemizin. Kendi suyuyla kurduk. Sirkeleri kendimizin. Çok güzel. Rengarenk kurduk, bakalım ne var ne yok. Denedik öyle. Çok değişik turşular var, biraz onları tanıtalım evet, mı? Evet tabii, buyurun. Şey tabii biz oraya gelemeyiz de. Mesela şurada kırmızı renkler falan var. Belki izleyiciler buradan evet, anlamaz. Onları bir tanıtalım. Kırmızı renkli olan kırmızı pancar turşusu. O rengini veriyor. Güzel oluyor. Öbür kırmızı çeri domates. Karışık turşular var. Bir değişik bamya turşusu var. Bamya ektik. Tohumunu, yeşilini yiyoruz. Yemek yapıyoruz. Biraz yedisini turşu yapıyoruz. Bahsetmiştik zaten. Evet. Bamya tohumu. Bamya tohumu. Turşuların... Şey demiştiniz, eklem ağrılarına. Eklem sıvı eksikliğine iyi geldiğini söylüyorlar ve ben kendim de kullanıyorum. Ben kendim de kullanmaya başladım. Başladınız. Koyuyorum mutfağa, kavanoza girip çıkarken hap gibi yutuyoruz öyle. Çok güzel, çok güzel. Peki Mustafa, yarın da var malum bana. Yarın cuma, yarın da gelecek misin? Geleceğim. Geleceksin. Tamamdır, çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Şimdiden başarılar diliyorum sana. Sağ ol. Evet, Emine Şentürk Tekçi'nin yanındayız. Evet, Emine Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun. Daha önceden tanıştık gerçi bu Batı Kent'te üretici kadınların orada bir belli başlı şeyleri vardı. El Emeği, Göz Nuru eserlerini sergiledi. Evet. Siz de oradaydınız, oradan tanıyorum sizi. Evet. Şimdi daha çok tabii bu standımız bal. Bala yönelik, işte propolis var, polen. Evet, direkt polen. Polenimiz var, direkt polenimiz var. Ve donmuş balımız var. Bahsedelim mi? Tamam. Donmuş bal, eğer bir bal donarsa gerçek baldır. Yani gerçek baldan kastım şu, yaz aylarında çiçeklerde nektar olduğu zaman biz arıya şeker vermiyoruz ya da herhangi başka bir bal yapıcı madde vermiyoruz. Sadece çiçeklerden aldığı nektarla yapılan baldır. O bal gerçektir ve bu şekilde krema gibi, tereyağı gibi donar. Bunu böyle bu şekilde mikserle çırpıp çocuklara böyle çikolata tarzında da yedirebilirsiniz. Ekmeği de sürülüyor. En doğal bal budur. Yani bunlar da donacak. Bunu sıcak suyun içine, altı yanmamış, sadece sıcak suyun içine koyarsanız yarım saat sonra yine bu şekilde olacak. Yani yine bu şekilde olacak. O da gerçek bal olduğunu. Evet, yine aynen öyle. Bunun içine ben polen karıştırıp yiyorum. Arı sütü karıştırıp yiyebilirsiniz. Yani gerçek bal bu şekilde donar. Tereyağı gibi olması lazım. Fiyat krema fark gibi. Fark ne de peki burada? Aslında fiyat fark yok. İkisi de 40 lira bunun. Hani pek bir fark yok. Sadece bizim tek sıkıntımız şişeler çok pahalı olduğu için ondan kaynaklanıyor. Evet, ne çok kadar bunlar? 10 lira bir tanesi. Alıyorsunuz sürekli. Evet. Yani işte bazen insanlar diyor ki görseli de güzel olsun. Müşterilerimiz kimisi, öyle söylüyor. Kimisi ona dikkat ediyor. Aynen öyle. Biz de çeşit çeşit işte bazıları diyor ki ben tek kişiyim, küçük istiyorum. O yüzden bu şeylere koyuyoruz. Bazıları diyor ki ben çok yiyorum. Şeylikisin, büyükten veriyoruz. Çeşit şeyler bu. Normal bulutu da var. Aynen öyle. Şimdi polenimizden bahsettik. Şundan, bu propolismiş. Emine Hanım'a sordum evet, ben. Şimdi propolis şimdi çok fazla revaçta. Herkes aynen bir propolis öyle, sevdalısı öyle diyeyim. Evet. Aktarlardan alınıyor. Belli başlı yerlere de gidiyor. Sipariş de ediliyor hatta. Evet. Bu sıvı. Aynen, bu sıvı. Şimdi propolis arılar kendi kovanını dezenfekte etmek için üretiyor. Çünkü doğal antibiyotiktir bu. Yani kendini hastalıklardan korumak için ürettiğini düşünüyorum. Yani hocalarımız var, farklı şekilde mi yaptıklarını bilmiyorum. Ben sadece bunu biliyorum. Propolis'i dışarıdaki kapalı yani pakette olan ürünlere ben açıkçası çok güvenmiyorum. Çünkü bal mumuyla karışıyor. Biz kovanlarımızdan propolis'i alırken çok dikkatli davranıyoruz. Çünkü bal mumu da yapıştırıyor arılar. Yani onu ayırt etmek çok önemli. Hani dışarıdan aldığımızın mesela bizim propolis'imiz çok acıdır. Hani böyle işte diyor ki dışarıdakiler işte 10-15 damlaya kadar damlatabilirsiniz. Hayır, acıdır, yiyemezsiniz yani. Hani ben bence bana göre 5-6 damla yettiğini düşünüyorum. Aynen öyle. 5-6 damla. Tadı nasıl? Evet.
Acı. Acı mı? Evet, Teşekkür acı. Aynen. Yani şöyle düşünün, ilaç alıyorsunuz, antibiyotikler ne kadar acıdır? Yani zaten antibiyotik propolis karışımı. Yani hani tabii onlar farklı işlemlerden geçiyor ama özü bu yani. Bunları tüketmekte fayda var aslında. Evet. Antibiyotik alacağınızda ki artık bunu aynen. devamlı reçeteye de yazılmıyor. Evet, yazılmıyor. Çünkü aynen. kimisi baş ağrısında bile antibiyotik yuttuğu için malum. Evet. Ondan dolayı evet. hani aslında sağlıklı beslenerek de hastalıklardan uzak durmakta tabii fayda ki. Var. Keza polen de öyle birçok faydası var. Bunu bazı benim tanıdıklarım her sabah bir tatlı kaşığıyla tüketiyorlar. Evet. Siz evet. nasıl tüketiyorsunuz ben poleni? Ben de aynı şekilde her sabah bir tatlı kaşığı ben balla karıştırmayı tercih ediyorum. Ha. Balın içine karıştırırım. Hmm. O şekilde. Lezzetli oldudur ama. Çok lezzetli oluyor. Ve etkisinin daha yükseldiği düşünüyorum ben. O şekilde ya zaten polenin inanılmaz güzel etkisi var. Yani ben bunu kullandığımda böyle 3-4 gün kullandıktan sonra sabahları yorgun kalkmıyorum. Hı. Çünkü biz sabahtan akşama kadar tarlada, bağda, evet. bahçede, arılarda uğraşıyoruz. Bunu ben kullandığım zaman sabah yorgun kalkmıyorum. Uyku problemi çekmiyorum. Hücreleri yeniliyor en başında. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Hani grip vesaire olduğumuzda her şey derli deva. İlaç olarak aynen evet, bunu şey alıyorum. Ne kadar fiyatları? Bu bunun 10 lira. Küçükler 5 lira. Küçükler 5 lira, hı hı. 10 lira. Propolis 30 lira. 30 lira. İşte ballarımız da 40, 25, 15 değişiyor. Nasıl isterseniz boyutuna evet. göre. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. Hatice ablacığımın standına geldik şimdi de. Evet, ürünleri bir tanıyalım Hatice abla. Evet. Turşularımız var, evet. salçalarımız, soslarımız, cevizimiz, evet. makarnalarımız. Daha birkaç ürün daha getirmiştim. Evet. Onlar kalmadı bugün maalesef. Hı-hı. Şükür sattık. İyi, ne güzel. Evet. Gitmiş, sattınız. Aynen, İyi. Aynen. Güzel bir şey. Aynen. Nereden geliyorsunuz bu arada? Sazova, Karabayır bağlarında. Oradan. Kendi bahçenizde mi? Aynen, kendi ürettiklerimizi değerlendiriyoruz. Hı-hı. Şimdi sanırım siz şeyde de vardınız değil mi? Üretici kadın, Batıkent'teki. Batıkent'te de var. Batıkent üretici aynen. kadın aynen. marketinde de vardınız. Orada aynen. da satışlar yapıyordunuz. Sebze satıyorum orada evet. da. Peki şimdi orada tabii yaz aylarında başladı bu süreç. Aynen. Şimdi kış ayı. Nasıl fark oluyor mu satışlarda yaz ve kışa göre? Ya pek farkını göremedim. Çünkü bizim kışlık ürünlerimiz de var. Sebze olarak kışlıkla yetiştirdiğimiz için devam ediyoruz. Çok da memnunuz. Memnunsunuz. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür aynen. ederim. Her zaman. Fiyatları bir de öğrenelim. Tabii ne ki. Ne kadar? Tabii. Turşularımız 15-20. Salçalarımız, kahvaltılık soslarımız 15, yarım şer kiloluk. Yine aynı şekilde acı soslarımız var. Onları da 10'ar liradan veriyoruz. Hı-hı. Makarnamızı 30 liradan veriyoruz. Hı-hı. Cevizimizi 25 liradan veriyoruz. Evet. Öyle işte baklavayı 60 liradan sattık. Öyle ne güzel. Onlar kalmamış, tükenmiş. Aynen. Hı-hı. Aynen. Evet, yarın da buradasınız. Evet, yarın da evet. 11 ile 17 arası sevgili. Yarın da buradayız, öyle değil. Evet, evet. Şimdi hemen yan standımıza geçiyoruz. Burada da ablacığım isim neydi? Saliha Çavuş. Tamam, Saliha abının standındayız şimdi de. Evet, sende neler var? Şimdi bizim ürünlerimiz hepsi doğal. Çünkü kendi bahçemizde kendimizin çabalarıyla yaptığımız ürünler eskiden ürünlerimiz kiler beklerdi. Şimdi böyle etkinlikler olunca değer kazandı ürünlerimiz. İşte bak, az önce de konuştuk diğer üretici kadınlarla birlikte. Hem sosyalleşiyorsunuz hem de ekonomimize katkı sağlıyorsunuz değil Harika. Mi? Harika. Şimdi bazen insanların hayatına bazı kişiler dokunur. İnsanların ufku genişler, hayatı evet. değişir ya. İşte bu tür etkinliklerle de bizim hayatımıza dokunurlar. Ne güzel anı birikiyor aslında değil mi? Evet. Evet. Burada o kadar güzel dostluklar, o kadar güzel arkadaşlıklarımız oldu ki yani bazen hani buraya hani hiçbir şey satamasak bile böyle dostluğumuz yüzünden gelmek istiyoruz. Böyle bir şeyimiz olsa bütün arkadaşlarla paylaşıyoruz. Yeni arkadaşlar, yeni yüzler tanıdık. Yani gerçekten hayatımıza sihirli değnek gibi dokunuldu. Sanki birinin böyle sihirli değneği dokundurduğu gibi hayatımıza dokundular. Kendi özgüvenimiz geldi yavrum. Ayaklarımızın üstünde duruyoruz.
bunlar hep çilerlerde bekliyordu. Hiç kıymeti yoktu. Şimdi değerlendiler. Biz de kendimizi kıymetli hissettik yavrum. Yani yaptıklarımızın değeri anlaşıldı. Yani ürünlerimizin... Batı kentte de varsınız değil mi? Batı kentte tamam. de Şimdi varız. Daha önce de geldiğim için simaları ben az evet. çok tanıyorum. Batı kentte de varız. Ayrıca şeyde varız. Eski MİT binasının önünde Özdilek Sanat Merkezi tamam, var. Oradasın. Perşembe orada günleri oradayız. Hangi saatler arası Perşembe günleri? Sabah 9 ile 4 arası oradayız. 9 ile 16 arası bir evet. içerisinde Perşembe günleri. Perşembe günleri oradayız. Cumartesi günleri Batı Kent Belde Evi'nin önündeyiz. Orada da gene 9 ile 4 arası ama 5'e 6'ya da sarkabiliyoruz. Burası da panayır olarak. Burada da cuma günleri sabah 10 ile yine 4 arası da buradayız. Ama burası 11 ile 17 arası. Yani daha çok 11 öyle, 17 öyle yazıyor arası. Afişlerde evet, falan. Cuma ve cumartesi arası, günleri. Cuma ve cumartesi, cuma ve cumartesi günleri. Yani ürünler, çok güzel. Ürünler, ıhlamur var, ceviz var, ıhlamur, erişte. Evet, eriştemiz var, kuru fasulyemiz vardı. Böyle yeşili kuruttuk, onlar bitti. Değişik ürünlerimiz vardı, onlar satıldı. Mesela taş fırında ben köyde kendi ekmeğimi yapıyorum, o bitti. Çok güzel. Turşularımız var, hepsi doğal. Kendi ürettiğimiz salatalardan işte lahanalarımız, neyimiz varsa kendi ürettiklerimizi buraya işleyerek getiriyoruz. Değerlendiriyoruz. Ekonomik olarak katkısı oluyor değil mi? Çok faydası oldu ailemize, çocuklarımıza. Çocuklarımızın bize bakış açısı bile değişti. Yani eskiden evde yemek yapan, pişiren, üreten anneyken şimdi kazanan anneler de tabii oldu. Tabii dedim yani ekonomiye bir katkınız oluyor. Çok oldu. Sosyalleşiyorsunuz. Sosyalleştik, aktifleştik. Evet. Daha iyi gelir. Bünyeye de daha iyi gelir. Ya, çalışmanın, evet, katkının. Her mesela şeye. Sabahleyin böyle geleceğe güvenle bakıyoruz. Yani nasıl olsa yarın pazarımız var. Gideceğiz. Kazanacağız yani. Bir şeyler ürettik. Faydalı insanlar olduk. Kendimizi böyle hani çok böyle faydalı bir şeyler yaptığımıza evet. inandık. Çok önce kendimiz yani. İnandık evet, yavrum. Çok iyi. Bir de şeylere geçelim. Fiyatlar nasıl? Şimdi fiyatlarımız mesela cevizimiz var kendi bahçemizde. Benim bu ceviz ben yeni gelin geldiğimde küçük bir ağaçtı. Aslında bayağı da ürün vermeye başlamadı. Ben 33 sene oldu gelin olalı. Yani benim bu cevizim aşağı. Neredeyse 40 yıllık bir ceviz. Bunun 25 lira kilosu. Ondan sonra makarnalarımız kendimiz açıyoruz. Hem sütlü hem yoğurtlu. Bu ıhlamur ağacını ben gelin geldiğimde yine Trabzon'dan getirdik fidesini. Evet, Trabzon'dan getirdik çünkü kocaman bir ağaç oldu. Bunu oradan topluyoruz. Evet. Cevizler, işte salçalarımız, soslarımız gene kendi üretimimiz. 25 lira biberle karışık salça kilosu böyle büyük kavanozda 25 lira. Çilek kendi bahçemde, kendi ürettiğim çilek. Kesinlikle ne bir ilaç var ne bir şey. Sadece su ve güneş. Çok güzel. Bunun da kilosu 20 lira. Bu böğürtlen reçeli. Bunu da yine kendim yapıyorum. Kendi böyle küçük bir böğürtlen bahçem var. Birkaç kök. Bunu da oradan yapıyorum. Çok güzel. Aslında ahududu reçelim de vardı. Onu da gene kendim böyle birkaç ahududum var ondan. Gene kendi ürünüm, kendim yetiştiriyorum. Hepsi kendi ürünümüz. Bu birkaç tane şeftali ağacım var. Ondan topladım, onu değerlendirdim, reçel yaptım. Tabii buradaki yani, temel ortak nokta sevgili izleyiciler, çoğu üretici kadın kendi bahçesinden yetiştirdiği ürünleri topluyor. Evet, burada satışını bir ağacımız var, o ağacımızdan ya iki ağacımız var. Ondan eskiden dökülüyordu, ziyan oluyordu, yapıyorduk. Gene hediye veriyoruz ama hep hediye veriyorduk. Diyorum ya ambarlarımızın, kilerlerimizin içinde kalıyor. Ama size çok katkısı olan bir girişim olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bize bu imkanı sağlayan büyüklerimize, çalışma arkadaşlarına gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun yavrum. Ben...